Bolu'nun güzellik merkezi Yeni Çağ. Çağ gezikolikler, yeşilin türlü türlü tonlarının adeta raks ettiği, masmavi gölünün gülerek sizleri selamladığı, tertemiz oksijen dolu havasının ciğerlerinizi rahatlattığı, güler yüzlü insanlarının yüreklerinizi ısıttığı Bolu'nun güzellik merkezi Yeni Çağ'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzellik dolu, huzur dolu, keyif dolu Yeni Çağ gezimizde bizleri dört gözle bekleyen köklü bir tarihi mirasımız Yeni Çağ Yıldırım Beyazıt Hamamı. Efsanesi enteresan, kendisi muhteşem Yeni Çağ Gölü. Doğayla baş başa, kuşlarla yan yana kuş gözlem kulesi. Ayrıca Yeni Çağ'ın enfes damak tatlarından yöresel enfes bir lezzet toplu başı otu yemeği, leziz bir Osmanlı geleneği imaret çorbası, çorbaların prensesi Ovmaş çorbasını hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Yeni Çağ'ın kadim tarihi. Bolu'nun ilçesi Yeni Çağ'ın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Eski dönemlerdeki adı Çağ olan bölge birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı padişahlarından 5. Mehmet Reşat döneminde Çağ'da çıkan büyük bir yangından ötürü ilçemiz günümüzdeki yeni yerleşim yerine taşınmış ve bu bölgeye Reşadiye adı verilmiştir. Yıldırım Beyazıt 1402 senesinde Ankara Muharebesi'ne giderken bu bölgeyi ordular için toplanma yeri olarak seçmiştir. Bu bölgede belli bir süre kalan Yıldırım Beyazıt Çağ'a cami, çamaşırhane ve hamam yaptırmıştır. Zamanla büyük bir yerleşim yeri haline gelen Çağ'da 1934 senesinde Reşadiye'ye gelen Atatürk bölgeye Yeni Çağ adını vermiştir. 1962 senesinde Yeni Çağ Belediyesi kurulmuş ve 1990 senesinde ise Yeni Çağ ilçe olmuştur. Yeni Çağ Yıldırım Beyazıt Hamamı. Eski Çağ köyünde bulunan hamam 1388 senesinde Yıldırım Beyazıt adına yaptırılmıştır. Mimari yapı dikdörtgen şeklinde olup duvarları tuğla ve moloz taş ile döşenmiştir. Tarihi miras konumunda önemli bir yapı olan hamamın sıcaklık bölmesi ve halvet hücreleri bulunmaktadır. Efsanesi enteresan, kendisi muhteşem Çağ Gölü. İnsana huzur veren bir manzaraya sahip Yeni Çağ Gölü'nün alanı yaklaşık 2780 dekar, yükseltisi ise yaklaşık 990 metredir. Derinliği en fazla olan yer 12 metredir. Göl çevresinde balık kartalı, turna, angıt, balaban ve arı şahini gibi kuş türleri bulunmaktadır. Göl özellikle balık tutmayı sevenler için de oldukça uygun bir ortamdır. Yeni Çağ Gölü hakkında bir rivayete göre gölün günümüzde olduğu konumda bir köy varmış. Orada yaşayanlar ne hazindir ki kimseye yardım etmeyen ve şükretmeyen insanlarmış. Bir gün köye gelen aç ve susuz bir ihtiyar köydekilerin kapısını çalarak ekmek ve su istemiş. Fakat kimse bu yaşlı adama yardımcı olmamış. Son olarak bir eve uğramış. Kapıyı kocası savaşta olan bir kadın çocuğuyla birlikte açmış ve bu ihtiyara evindeki bir parça ekmeğin ve ayranın yarısını vermiş. Meğer bu adam köydekileri sınamaya gelen Hızır Aleyhisselam'mış. Ve Hızır Aleyhisselam kadına çocuğunu alıp köyden gitmesini söylemiş. Çünkü köylülerin bu duyarsızlıkları ve katı kalpleri yüzünden köyün ve ahalisinin helak olacağını söylemiş. Ve köy sonunda büyük bir afata uğrayarak sular altında kalmış. Doğayla baş başa, kuşlarla yan yana kuş gözlem kulesi. Yeni Çağ Gölü'nün hemen kıyısında bulunan kuş gözlem kulesi muhteşem manzarasıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Kuş meraklılarının ve doğa tutkunlarının uğrak yeri olan kule, muhteşem göl ve doğa manzarasıyla fotoğraf tutkunları için de vazgeçilmez mekanlardan biridir. Yeni Çağ'ın enfes yöresel lezzetleri. Zengin ve birbirinden harika tatlara sahip Bolu'nun Yeni Çağ ilçesinin en meşhur lezzetleri toklubaşı otu yemeği, köşmerin, köfter ve helvadır. Bolu yöresine ait lezzetler ise saymakla bitmez. Bunlar bandırma, kavut, kuru çorba, oğmaç çorbası, Bolu beyi tatlısı,
Kartalkaya kebabı, imaret çorbası, mengen pilavı, abant kebabı, kaldırık dolması gibi enfes yerel lezzetlerden birkaçıdır. Yöresel enfes bir lezzet toklubaşı otu yemeği. Toklubaşı otu hem sağlıklı hem de çok lezzetli bir sebze olmasından dolayı bölge halkı tarafından sıkça yemeği yapılmaktadır. Vitamin ve mineral açısından zengin olan toklubaşı otu börek, kavurma ya da çeşitli şekillerde yemeklere yapılarak tüketilmektedir. Bazı bölgelerde toklubaşı otu madımak olarak da bilinmektedir. Leziz bir Osmanlı geleneği imaret çorbası. Zengin içeriği ve lezzetiyle imaret çorbası Bolu mutfağında önemli yer tutmaktadır. İmaret Osmanlı döneminde maddi olarak iyi durumda olmayan kişilere verilen yemek olarak bilinmektedir. Osmanlı geleneğini yansıtan imaret çorbası diğer bölgelerde yoğurtla yapılırken Bolu yöresinde sütle yapılmaktadır. Yöreye özgü baharatların kullanıldığı çorba oldukça lezzetli ve pratiktir. Çorbaların prensesi Oğmaş çorbası. Soğanlar ince ince doğranır, ardından yağ içerisinde kavrulur. Baharat, salça ve nohutlar eklenir. Daha sonra birkaç kez çevrilir ve içerisine sıcak su konulur. Kaynamasının ardından karıştırılır ve içerisine hamur ilave edilir. Orta ateş kıvamında yaklaşık 10 dakika kadar kaynatılır. Hamurların pişmesinin ardından nane ile süslenir. Afiyet, bal, şeker olsun inşallah. Yeni Çağ'a ulaşım. Yeni Çağ'ın bağlı bulunduğu Bolu il merkezine uzaklığı yaklaşık 40 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 35 dakikadır. Yeni Çağ'ın İstanbul'a uzaklığı yaklaşık 300 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 3,5 saattir. Yeni Çağ'ın başkent Ankara'ya uzaklığı ise yaklaşık 160 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 2 saattir. Yeni Çağ'ın İzmir'e uzaklığı yaklaşık 663 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 6,5 saattir. Yeni Çağ'a en yakın havalimanı Ankara Esenboğa Havalimanı olup mesafe yaklaşık 170 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 1,5 saattir. Yeni Çağ ilçemize demiryolu ulaşımı bulunmamaktadır. Bolu'nun güzellik merkezi Yeni Çağ'a erken açın. Can gezikolikler sizlere Bolu'nun güzellik merkezi Yeni Çağ ilçemizi Yüce Allah'ın izniyle tanıtmaya çalıştık. Şimdi yola koyulma zamanı. Yeni Çağ ilçemiz sizleri bekler, yollarımızı gözler. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Rehberiniz her daim Doktor Murat Akseyahat olsun inşallah. Hoşça kalın.